Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere JBL Clip için kutu açılışını ve inceleme videosunu çekeceğim. İyi seyirler. Öncelikle kutumuza baktığımızda hoparlörümüzü görüyoruz. Ön tarafında şurasında klipsinin olduğunu ve 10 saat pil ömrü olduğunu gösteriyor. Üst tarafında Clip 3 yazıyor modeli. Arka tarafında garanti belgesi mevcut. Türkiye'deki garanti belgesi. Kutuyu açtığımızda içinden kulaklığımız, hoparlörümüz, şarj kablosu ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Hoparlörümüzün arka tarafı plastik bir malzemeyle kaplanmış ve ünlem işareti var arkasında gördüğünüz üzere. Ön tarafında da örme bir kumaş kullanılmış. Gayet kaliteli bir kumaş. Clip 2'ye göre Clip 3'te kara bina kısmının sağlamlığı arttırılmış ve malzeme kalitesi daha iyi bir hal almış. Biliyorsunuz ki bu ürün yazlarımızın vazgeçilmezi, genel olarak eğlence yerlerinde, sahilde, havuz kenarlarında bolca kullandığımız bir ürün. Alt tarafında ise kapak var bir tane. Kapağın altında şarj girişi ve AUX bağlantı noktası bulunuyor. Ön tarafında ses açma kısmı ve oynat durdur butonu var. Karabinanın tam alt kısmında LED ışık mevcut. Yan tarafında ise Bluetooth bağlantı noktası ve güç tuşu mevcut. Cihazın içinden çıkan micro USB kablosu klasik JBL kablosu bu arada. Diğer cihazlardan da aynı kablo çıkıyordu zaten. Cihazımızın bataryası yaklaşık 3 saatte şarj oluyor. Ve eğer sesini %50 seviyelerinde kullanırsanız 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor sizlere. O yüzden 10 saate kadar olma sebebi yüksek sesle kullandığınızda bunun 4-5 saate gerileyeceği. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Ondan sonra videoyu izledik 10 saat dediniz. Niye 4 saatte bunun şarjı bitti demeyin. Tamamen arabaların yakıt tüketimi gibi bir durum söz konusu. Belli şartlar altında 10 saatte gidiyor bataryası. 1000 mAh bataryaya sahip cihaz. Cihazın boyutu elimde gördüğünüz üzere çok büyük değil. 220 gram ağırlığa sahip. Bluetooth versiyonu 4.1 olan cihazın kolay bir şekilde bağlantısı sağlanıyor. Gelin isterseniz şimdi bağlantısını nasıl yaptığımızı gösterelim. Telefonumuzun Bluetooth'unu açıyoruz. Ardından öncelikle cihazımızı açıyoruz. Sesi duydunuz zaten, açılış sesini. Arkasından Bluetooth tuşuna basılı tutuyoruz. LED ışık yanıp sönmeye başladıktan sonra tarama yapıyoruz cihazımızda. Zaten ekrana çıkıyor. Şöyle göstereyim hemen. JBL Clip 3'ü eşliyoruz direkt. Eşleniyoruz. İşlem bu kadar. Artık hoparlörümüz bağlı. Hoparlörümüzden maksimum 3.3 watt güç çıkışı sağlanıyor. Ama en stabil çalıştığı anda 3 watt güç tüketimi yapıyor cihaz ve 80 desibele ulaşıyor. Şimdi hemen bir müzik açalım cihazımızdan. Sesini deneyelim. Cihazımızın en yüksek sesini açıyorum şu anda.
cihazın gücünü fark etmişsinizdir. Hoparlörü dikkat ederseniz kendi kendine yürümeye başladı. Yeterli bir ses çıkardığını düşünüyorum. Çünkü açık alanda çekim yaptığım için gerek yolun sesi, gerek çevresel sesler yeteri kadar geliyor. Ona rağmen yani uzakta da olsanız cihazın sesini rahatça duyabiliyorsunuz. Diğer serilerden farklı olarak bu serinin mikrofonuna iyileştirme yapmışlar. Gürültü azaltıcı ve eko önleyici bir mikrofon yerleştirmişler cihaza. Bu da telefonunuz hoparlöre bağlıyken rahat bir şekilde konuşabileceğinizi gösteriyor. Zaten hoparlörle çok konuşabileceğimizi sanmıyorum ama mecbur kaldığımızda iyi bir performans göstereceğinden eminim. Cihazın fiyatı dalgalansa da şu dönemde 300 TL civarında bulmanız mümkün. Tabii ki de 10 farklı renk seçeneğinde fiyat farklarının uçuk olduğunu görebilirsiniz. Satıcılarla alakalı bir muhabbet bu. Ama 310-320 lira bandında birkaç renk seçeneğine bulacağınıza eminim. Biz kırmızı tercih ettik. Ama 10 tane renk seçeneği var. Gri, beyaz, siyah, mavi, kamuflaj, altın rengi, kırmızı ve saymadığım diğer renkler. Bluetooth versiyonu 4.1 bu arada. Yani enerji tüketimini iyi seviyeye getirebilir. Yani 5.0 olsaydı daha da iyi bir şekilde giderdi bu 1000 mAh bataryası. Ama 4.1 de kablosuz hoparlörler için iyi bir bağlantı. Bluetooth versiyonu daha doğrusu. JBL Clip 3 için size söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video işinizi görür. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve sayfamıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.